İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekilleri listesine oy verin. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi sizi 19. yıl dönümü münasebetiyle toplantıya davet ediyor. Batı Ermenistan'ın evlatları Arthur Agasyan Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerinde Artsax'tan gelen mültecilerin temsilcileri 12 Aralık'ta Cenevre'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler formuna hazırlanıyor. Borel: "Doğu Ermenistan'ın durumu bizim güçlü desteğimizi gerektiriyor. Avrupa Birliği Doğu Ermenistan'la güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır. Doğu Ermenistan'daki Şushi Halı Müzesi bir gün devlet ve milli olacak." Batı Ermenistan parlamentosunun gelecekteki milletvekillerinin 2023 yasama seçimleri listesine göz atın. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Seçim Komisyonu, Batı Parlamentosu'nun 2023 parlamento seçimleri için resmi aday listesini aşağıda sunmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin gelecekteki parlamentosu seçimlerine katılmak üzere seçildiniz. Tek yapmanız gereken istenen formu doldurup Başvuruda bulunmak, seçiminizin onaylanması, kabul ediyorum, karşıyım veya çekimserim ve usulüne uygun olarak doldurulmuş form gönder son düğmesine tıklanarak yapılacaktır. Bunu yalnızca lehte, aleyhte veya çekimser listesinden kontrol edebilirsiniz. Diğer herhangi bir seçim geçersiz olacaktır. Bu koşullar altında Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekillerinin listesini destekler veya reddedersiniz. Oylama formu 8 Aralık 2023 saat 8'den son başvuru tarihi olan 15 Aralık 2023 gece yarısına kadar açık kalacak. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kuruluşunun 19. yıl dönemi dolayısıyla Batı Ermenistan Ulusal Meclisi sizleri Ermenice ve Fransızca Zoom toplantısına davet ediyor toplantı 17 Aralık 2023'te Fransa saatiyle 19, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 19. yıl dönümü ve Batı Ermenistan parlamento seçimleri. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. 2 Nisan gecesi Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı özel kuvvetlerin saldırı öncesi operasyonları Birçok yerde sıradan askerler tarafından engellendi ve yenilgiye uğratıldı. Bunlardan biri Artsah'ın kuzeyinde Talış yönünde bulunan muharebe mevzisinin komutanı Arthur Agasyan, organize hareketleri sayesinde zorlu bir savaş sonucunda düşmanın Yaşma denen özel kuvvetleri darmadağın olarak geri kaçtı. Siperde ise bizim çocuklardan sadece bir yaralı vardı. 19 yaşındaki Artur Asya'nın gösterdiği cesaretten dolayı ikinci dereceden savaş haçı ile ödüllendirildi. Bugünün kahramanı Artsakh'ın kuzeyindeki mevzilerden birinde gazetecilere Bakü Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvetleriyle nasıl karşılaşıp onları nasıl geri püstürdüklerini anlattı. Özel kuvvetlerle mücadeleye liderlik eden askerin hikayesini Western Armenia TV'nin web sitesinde okuyabilirsiniz. 1918 yavaş yavaş siyasi bir yapıya kavuşan, kendi partilerini kuran ve ulusal silahlı kuvvetlerin oluşturulmasında aktif olarak yer alan Transkafkasya'da yılın başında Tatar unsuru faaliyet göstermeye başladı. Transkafkasya Tatarları olan Azeriler, Rusya İmparatorluğu'nun dağılmasından yararlanarak Türkiye ile aktif olarak işbirliği yaptı. Azerbaycan sosyopolitik elitinin istekleri Türklerin çıkarlarıyla tamamen örtüşüyordu. Kafkasya Tatarları Rusya'dan ayrılmak istiyordu. 1917-18 olayları arasında geri çekilen Rus ordusunun silahlarına ve mühimmatına el konulması büyük önem taşıyordu. Zaten Ocak ayında Ganzak ve Şemkor'da yaşanan kanlı olaylar sonucunda binlerce Rus öldürülmüştü. Transkafkasya hükümeti birleşik bir güç olarak hareket etmesine rağmen Tatarların, Gürcülerin ve Ermenilerin askeri, siyasi ve ekonomik çıkarları zıttı. 1918'in başında 3 Transkafkasya ülkesinin toprak hırsları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Üçü de bir devlet kurma yolundaydı ve üçü de sınırlarını netleştirmek istiyordu. Ancak Çarlık hükümeti dönemindeki toprak sınırlaması uyruğa değil idari yönetim ilkesine dayanıyordu ve bunun sonucundan neredeyse tüm bölgelerde karışık bir nüfus vardı. Rus ordusunun çekilmesiyle birlikte Tatarlarla Ermeniler arasında çatışmalar başladı. Tatarlar, Ermeni nüfusunu kendi devletlerinin sınırları olarak gördükleri bölgelerden sürmek istiyorlardı. Ayrıca Yerevan vilayetinin bazı yerleşim yerlerinde toprak haklarına sahip olduklarını inanıyorlardı. Transkafkasya Komiserliği ve daha sonra SEYM bu çatışmaları önleyecek yeterli güce ve etkiye sahip değildi. Mesela Armenya TV'nin web sitesinde Transkafkasya'daki Ermeni-Tatar çatışmalarını okuyabilirsiniz. Gazeteci Margarita Karamyan Azerbaycan'ın eylemlerini kimin teşvik ettiği sorusunu gündeme getiriyor. Bu terör devletinin başkanı süper güçler olan Rusya'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Avrupa Birliği'ni bile nasıl kandırabiliyor? Aliyev'in açıkça soykırım politikasına tüm dünya aktörlerinin sessiz rızasının nedeni nedir? Bu gerçekten dış oyuncuların ekonomik çıkarlarını ilgilendiriyor mu ve Azerbaycan gerçekten politikalarını uluslararası sözleşmeler, İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler üzerine inşa edilen devletlerin bu ilkeleri bu kadar ağır bir şekilde ihlal etmesini sağlayacak kadar önemli bir ekonomik faktör mü? Karamyan, Azerbaycan'ın tüm alçak, bazen insanlık dışı eylemlerini sözde uluslararası norm ve yasalara ustalıkla teslim ettiğini, Doğu Ermenistan'ın ise yapmadığı ve yapmıyor olduğunu yazıyor. Mülteci faktörü 1988'den bu yana Bakü Sovyet ve şimdi de Rus birlikleriyle birlikte Ermenileri zorla topraklarından çıkarıyor. Uluslararası platformlarda Doğu Ermenistan için bundan daha iyi bir koz olamaz gibi görünüyor. Ancak paradoksaldır ki bağımsızlık dönemi boyunca Doğu Ermenistan yetkilileri ülkedeki mülteci varlığının ulusal stratejinin bir parçasına gelmesini önlemek için her şeyi yapmakla kalmadı. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar çok sayıda mültecinin kabul edilmesi için tüm koşulları da yarattı. Doğu Ermenistan vatandaşlığına sahip olmak ve ülkeyi terk etmek, asimile olmak ve özel ayrıcalıklar olmaksızın Doğu Ermenistan'ın sıradan vatandaşlarıyla eşit olmak. 12 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde Doğu Ermenistan heyetinin de katılacağı uluslararası mülteciler formu düzenlenecek. Edindiğimiz bilgiye göre, arta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de heyette yer alacak. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları ile yaptığı toplantıda konferans öncesi ilk görüşmesinin Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı ile olacağını duyurdu. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanları toplantısı başlamadan önce güne Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı ile bir toplantıyla başlayacağım. Doğu ortaklığının tüm bölgesinde zor bir durum var. Belarus, Ukrayna ve ayrıca Güney Kafkasya. Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerlemesi iyi bir haber. Ancak Doğu Ermenistan'daki durum bizim güçlü desteğimizi gerektiriyor. Bakalım bunu nasıl arttırabiliriz dedi. Avrupa Birliği'nin Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Verhayli X mikroblogunda yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan ile güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti. Verhayli açıklamasında Dış İlişkiler Konseyi oturumu çerçevesinde Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yolları hakkında görüştüm. Barış sürecine güçlü desteğimizi ifade ettim." dedi. Avrupalı yetkili Mitroblog'unda şunları yazdı: "Güvenlik, savunma, enerji, iletişim ve ticaret gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmeye hazırız." Birkaç gün önce Oliver Verhayli Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan ve tarafların mahkum değişimi konusunda anlaşmaya vardığını memnuniyetle karşıladı. Avrupalı yetkili Avrupa Birliği'nin iki ülkeye daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu yazdı. Hatırlatalım ki bugün erken saatlerde Avrupa Birliği resmi temsilcisi Peter Stano, Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan'la askeri tatbikat yapma niyetinde olmadığını açıklamıştı. Stano, Avrupa Birliği Doğu Ermenistan'la ortak askeri tatbikat olasılığını değerlendirmiyor. Avrupa Birliği askeri bir ittifak değil, siyasi ve ekonomik bir değerler topluluğudur, dedi. Avrupalı yetkili, Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği üye ülkeleri topraklarında Ermeni askerlerini eğitme planının olmadığını da sözlerine ekledi. Müze müdürü gazetecilere verdiği demeçte daha önce yazdığımız Şuşi Halı Müzesi'ndeki sergilerin özel bir alanda bulunduğunu söyledi. Vartan Asadıryan şöyle dedi. Halılar özel bir alanda bulunuyor. Çünkü devlet yetkilileri müzeye yer açmayı reddetmekle kalmıyor. Aynı zamanda diğer devlet müzelerinde sergilenmesini de yasaklıyor. Geçmişte bana ya eski adı olan Şuşi Halı Müzesi'ni belirtmeden başka sergilerle birlikte başka müzelerde sergilemem teklif edildi ya da şu halıları özel koleksiyon olduğu için yer ayıramayacaklarını söylendi. Benim açımdan eğitim ve kültür alanındaki yetkililerin böyle bir açıklaması kabul edilemez. Bu konuyu konuşmadan önce müzelerin tarihini iyice araştırmalarını tavsiye ederim. Dünyadaki pek çok ünlü müze, özel koleksiyonlar esas alınarak oluşturulmaktadır ve bu durum bu tür yasakların nedeni olamaz. Daha ziyade bunun nedeni komşularımızla barış anlaşması imzalamaya hazırlanan mevcut yetkililerin politikasıyla çelişmesidir. Azerbaycan, Doğu Ermenistan topraklarında Artsa Halı Müzesi'nin açılmasından hoşlanmayacaktır ve ülkemizin mevcut yönetimi buna izin veremez. Ancak zaman değişiyor, ancak kültürel ve tarihi değerler nesilden nesle aktarılıyor. Şuşin Müzesi birçok müzeden farklıdır. Dünyaca ünlü uzmanların belirttiği gibi sergileri belirli bir köken geçmişine sahip olmaları bakımından benzersizdir. Bu konuyla ilgili birçok bilimsel makale yazdım. Müze Eryada geç Doğu Ermenistan topraklarında kapılarını mutlaka açacak, devlete ait ve milli olacak. Buna yürekten inanmak istiyorum. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni şarkısı Sosyiganç adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.